Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gençler. Bugün köy inceleme günündeyiz ve tekrar köylerinizi inceleyeceğim. Giriş ekranı tekrardan hoş geldin şef diyerekten bizi karşılıyor. Şimdi arkadaşlar, bugün çok güzel bir inceleme yapmayı planlıyorum. Bakalım ne tarz köyler karşımıza gelecek. Yine sizlerin de köylerini incelememi istiyorsanız bu videonun altındaki yorumlar kısmına köy bilgilerinizi yazaraktan arkadaşlar, hesap bilgilerinizi yazaraktan sizler de köy inceleme videosuna katılabilirsiniz. Şimdi lafı çok uzatmak istemiyorum. Buradan hemen bir önceki videonun köy inceleme bölümüne geliyorum ve 2400 like, neredeyse 2500 diyebiliriz. Yine bomba gibi aynı like'ı bu video için de bekliyorum arkadaşlar. Hemen yine klasik, buradan linkimizi kopyalıyoruz, buraya yapıştırıyoruz, yorumları al diyoruz. Hemen hızlı bir şekilde 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 ama 938 tane yorum seçecek bizden. Şimdi gençler, hızlı bir şekilde buradan hesabımız bakalım. İlk çıkan köy Minecraft delisi PUBG Mobile Lite çek abi. PUBG Mobile Lite oynayan var mı lan? Yahya Kemal Çevik direkt etiket vermiş, dememiş abi incele. Direkt etiket, daha hiç yapmadan abi etiketi vermiş. Demiş ki al abi takılsan. Şimdi Yahyacım, köy binası 8'sin. Bak şimdiden barbarın düşük olduğunu görüyorum. Yani orta seviye, yani çok iyi değil yani köyün. Şimdiden gözümde canlandı. Dediğim gibi. Şimdi güzel kardeşim, savunmaların birer tık düşük. Birer tık değil, ikişer tık düşük diyeceğim de birer tık düşük. Yani şuradaki havan topun iki tık düşük. Buradaki havanlar düşük. Abi duvarlar 7, bir sürü 7 var ya. Bir sürü 7 var neredeyse. Sen buradan gitmişsin, altın ikisinin madeni yükseltiyorsun. Olmaz ki böyle güzel kardeşim. Sen bak buradaki savunmanı, hava savunmanı, bunlar tamam. Buradaki kareksir deposu basılabilir. Güzel bir şey. Ancak diğer askerlerini falan, pardon, inşaatçılarını direkt savunmaya, orduya yönlendir. Sen gidip direkt buradan ne basıyorsun? Altın madeni basıyorsun. Bu seni geliştirmez. Bunu şimdiden sana söyleyeyim güzel kardeşim. Şimdi hani köyün dediğim gibi önce bir duvarlar, bir savunmaları yükselt. Ondan sonra devamına bakarsın. Yan köy tamam, güzelmiş. Hadi bakalım diğer köyümüze geçelim gençler. Çok mükemmel inceledin değil mi yan köyü? Yani zaten ufak tefek tüyolar veriyorum arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş, ben söylemezsem şunları, altın madenlerini daha da ne yapacak? Yükseltmeye devam edecek. Ya bırak yükseltme, sen git şuradaki altın deponu yükselt, buradaki havanı, şuradaki okçu kulesini bir yükselt, şuradaki ve büyücü kulesini yükselt önce. Bir bunları eşitle, bunları büyük seviye yükselttikten sonra zaten bak duvarların bir kısmını basmasın, bir kısmını da yavaş yavaş bastıktan sonra yapacaksın. Yani sana vereceğim tüyo bu kadar yani. Umut Çankaya, güzel kardeşim, hemen kopyala diyorum. Şimdi sıradaki köy senin, Umutcan. Bakalım sen de umarım aynı hataları yapmıyorsundur. Umutcan 54 seviye, bak bu köy binası 7'sin. Artık sonlara gelmiş bir köy binası 7 görüyorum. Evet, tüm savunmalarını, tüm duvarını yükseltmişsin. Bir seviye barbar kralın kalmış. Bir tek onu yükseltmen gerekiyor. Onu da yükseltirsen senin için çok mük olacak güzel kardeşim. Bir onu yükselt. Ejder saldırısı yapıyorsun, gayet güzel. Kareksir kasmak için birebir bir ordu. Bunu da belirteyim. Başka da bir şey yok yani. Barbar kral kaldı. Bir onu bas. Sonra güzel geçeceksin. Mutlaka toplayıcıların falan depoların fullken geç. Benden sana tavsiye. Bu kadar. Muhammed Özen direkt kodum. Kodum yazmış ya. Fesatlar anladı. Fesatlar anladı. Y miydi bu ya? Heh. Akıncı mı? Bir dakika dur. V-Y. V-V-Y. Tamam. Akıncı klanındaymışsın. Kral kraliçeyi gör... Oy. Ama aktif değilsin. Direkt eksi 5 puan kırdın bile. Ya da aktifsin, saldırıymışsın, o da olabilir. Ama en az bu köye 10 saat girilmemiş, hatta 11 saat girilmemiş. Şimdi bakıyorum neler eksik, neler eksik değil. Şimdi kral kraliçenin bir 10'ar seviye düşük, rahat söyleyeyim yani. Duvarlara göre 10'ar seviye düşük. Duvarlar düşük zaten, onu söylemiyorum bile. Ondan sonra çünkü duvar basmak eskisinden çok daha kolay arkadaşlar, o yüzden söylüyorum. Tamam, buradan büyü fabrikanı basıyorsun. Hava savunmanı basıyorsun. Barbar kralı basmışsın, güzel. Bu topun hali ne? Cehennem reis, bir şey söyleyeyim mi, sen köyü biraz 9'sun lan. Ben 10 sandım da, 10 max sandım da, yani duvarların falan beni yanılttı yani, harbiden söyleyeyim. Sen bir önce bir cehennem kulesi, bir x sayılarını falan, şuradaki bak 2 seviye var, bir onları yükselt. Şuradaki okçu top, onları bir bas. Kara kışla, normal kışlarını bir yükselt. Zaten ejder saldırısı yapıyorsun, çok güzel kara iksir kasarsın. Bari bas da kraliçeyi de rahatla, aradan çıkar. Yani basabileceklerini şu an yeni gelenleri eşitle. Kral, pardon, kral zaten iltifat olaraktan anla. Buradan ilk sayı ve cehennem kulesini bas. İki tane var zaten. Bunları yaptıktan sonra havan topu, hava savunması derken
Bitiyor zaten, senin olayın bitiyor zaten. Tabii o arada ufak tefek biraz aktif olursan en azından duvar basmak için gayet güzel bir video olacaktır. Aksarius direkt kodumu vermiş. Dur, yanlış yere tıkladım. Hadi be. Gitti adamın kodu ya. Abi yanlış bir şeye tıkladım diye gitti hepsi. Şaka gibi ya. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi tamam. Al şuradan. Hemen hızlı bir şekilde. Ayhan Gamze Aze. Büyük ihtimal Azerbaycanlı bir arkadaşımız. Lütfen kodu kontrol ediniz dedi. Kontrol ettik. Prof Wolf. Abi bu Azerbaycanlı arkadaşlarımız kurta niye bu kadar düşkünler? Tamam, evet. Türklüğün sembolüdür ama Wolf. Niye o zaman kurt yazmıyorsun, oraya Wolf yazıyorsun? Daha mı havalı oluyor? Anlamadım ki yani. Aze Wolf, Aze, Aze Wolf. Hiç ben kurtun Azerbaycan ne demek, bir dakika. Abi Azerbaycan kurt hayvan ne demek yazdım? Azerbaycan Kürtleri çıktı ya. Kurt de, ya da canavar demekmiş gençler Azerbaycan'da. Şurada görüyorsunuz zaten, kurt ya canavar. Abi niye canavar olarak nitelendirmişler ki? Ya da kurt, yani kurt sağ, değişen bir şey yok. Kuş da kuş. Ku ama ku harfiyle yazılıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Konumuzun dışına niye çıkıyoruz? Neyse. Öyle yani. Sıradaki köy. Abi konu çok saptı harbiden. Abi bir şey değil mi? Konu çok sapsan canlı indiğim abi. Abi nişan. Belediye binası 9 erolar. VR duvarlar kaldı. Bir daha bir iki tane kare iksir. Birliğine kasacağım. Sence köyü şu an nasıl? Bir yorumlarız biz de. Şimdi iki tane birlik basacağım demiştin. Evladı Fatihan. Güzel isim. Büyük ihtimal bunlardan tazı ve şeydir. Bence 3 tane kalmış ya. Buradan binici, golem, tazı, dal kavuk. Ejderin nerede? Ha burada. Tamam, güzel. Kral 20. Ya en az bir 10 seviye, ikisinden de 10'ar. Reis köy. Köy binası 9 mu demiştin sen? Evet, bir dakika, ona geçmişsin, tamam. Şimdi 9'a göre nitelendirecek olursam reisim seni, şu duvarlarını falan yükselt. Düzenim fena değil. İlk defa böyle bir düzenle karşılaşıyorum. Şu yavruyu bir bas. Ondan sonra şu yavruyu da bir bas. Zaten şu an aktif bir şekilde oynuyorsun. Gayet güzel bir şekilde, seni tebrik ediyorum. Bak, heroların ne kadar önemli olduğunu sen bile burada fark ettin. Bir an önce kral kraliçene yüklen, aban, hani ne yapıyorsan yap, iki tane inşaatçına kral kraliçene yükselt. Çünkü hero yükseltme iksirini kullanmışsın yani. Şuradan zaten cehennem kulu dedi. Yeni geçmişsin bu arada, hayırlı olsun reisim. Vallahi hayırlı olsun, şimdiden söyleyeyim. Hani güzel bir köyüm var. Şimdiden iyi ilerliyorsun. Dediğim gibi şu an yeni gelenleri bas, X sayıları ve cehennem kulelerini yükseltiyorsun. Ardından zaten yeni gelen duvarları falan basmanı hiç söylemiyorum bile. Hani ilk sayıların bastıktan sonra toplu vuranlar, yani hava savunmalarını bas ve büyücü kulesini basıyorsun. Başka da bir şeye basmana gerek yok güzel kardeşim. Güzel bir köyün var. Profil olarak köy binası 9 olarak düşünüyorum. Yine bence basmaya başla kara iksir askerlerine. Zaten ejderin güzel. Zaten ejder saldırısı yaptığın için bence fullemişsin. Tebrik ediyorum seni. Gayet güzel bir köyün var. Helal. Helal. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Sizler de hala köylerinizi incelettirmek istiyorsanız bu videonun altındaki yorumlar kısmına köy incelemeleriniz için köy etiketlerinizi yazarsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.